İngiltere'de gördüğüm manzara maalesef tam da dediğin gibi siyasetin çok sahip çıkmadığını gördük. Yani e, açıkçası hani Silivri önünde bizler için yapılan gösterilerde bile daha fazla ya da Cumhuriyet Gazetesi önünde yapılan gösterilerde bile daha fazla protestocu vardı. Tabii o başka bir dönemdi. Şimdi aynısı olur mu bilmiyorum ama e, dediğin şey çok doğru. E, eğer bu yayıncılar desteklenmezse, yalnız bırakılırsa, hatta bir tür kötülenirse ki birçok ülkede özellikle Amerika'da Assange karşıtı kampanyanın medya aracılığıyla yürütüldüğünü de görüyoruz. O zaman gerçekten iş hepten zorlaşıyor. Benim gördüğüm şu özetlemem gerekirse bir kere dünyanın herhangi bir yerinde istihbarat kurumlarına dokunursan Onların suçlarını ele verirsen, yaptıkları hataları yüzlerine vurursan, kamuoyunu açıklarsan bütün e, kurumlar, yani bunun içinde hükümet var, bunun içinde siyasi partiler var, bunun içinde medya var, bunun içinde yargı kurumları var ve bütün güvenlik bürokrasisi var karşına geçiyor. Ve oradan itibaren müthiş bir kampanya başlıyor senin aleyhine. E, bütün işin özünde istihbaratın kendini koruma ve dokundurtmama şeyi var. Yani bunu çok net görüyoruz. ...ve o e, müesses nizam diye özetlenebilecek establishment İngilizcesi... E, ...orada müthiş bir iş birliği oluşuyor. E, son olarak işte Wikileaks bazı belgeler yayınladı. Şu anda yargılamayı yapan yargıç... E, ...Wikileaks'in ele verdiği e, bir takım isimlerle bağlantılar içinde. Daha önceki yargıç bir takım savunma bürokrasisi içinde şey, e, önemli iş, işbirlikleri yapmış ya da onlar, onların avukatlığını yapmış bir isim. Baktığın zaman bağlantıları biz nasıl görüyorsak Türkiye'de, siyaset, yargı, polis, mafya işbirliklerini, aynı şey batı dünyasında var. Ve bu müesses nizam anında o gazeteciyi, yayıncıyı cezalandırarak bir korku salıyor. Ve oradan itibaren zaten öz denetim başlıyor. Kendi kendini sansürlemeye başlıyorsun. Yani ya ben şimdi bunları yazarsam başıma gelecekler ortada. Bak adamı kafese koydular. Amerika'ya atacaklar. E Cem Küçük benim için işte Türk asanjı demişti. Cezalandırılması lazım demişti. CIA olsa şimdiye çoktan öldürdü diye yayın yaptılar. E, o yayınlar bazı gazeteci yani beni etkilemedi. Ben bildiğim yolda devam ediyorum. Hala bu yayınları yapıyoruz. Ama birçok gazeteci birçok meslektaşımız belki de ya işte bunları niye göze alalım ki bir tane ömrümüz var deme noktasına gelebilir. Bu İstihbaratın zaferi daha doğrusu devletin kirli sırlarını tutmak isteyen çevrelerin bir tür kendini sakladıkları bir kalkan işlevi görüyor ve ne yazık ki birçok aslında kirli sırrı biz bilmeden oy vermeye ve demokrasi varmış gibi yapmaya devam ediyoruz.